yaylaların sisi olsam da. Karışsam dumanlara. Mart sonu. Karadeniz bölgesinin yüksek dağları hala kar altında. Güneş her gün biraz daha ısıtıyor. Doğa uyanmaya başlıyor. Uyananlar arasında Türkiye'nin karada yaşayan en büyük memeli hayvanı da var. Ursus arctos. Boz ayı. Kış uykusu sona erdi. Henüz birkaç aylık olan yavrular yeni bir dünyayı keşfetmeye hazır. Belki farkında olmayacaklar ama yaz boyunca yaşadıkları yerlerde anlatılan öykülerin başrolünde hep onlar olacak. Ama bu yalnızca ayıların öyküsü değil. Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz bölgesinde ilkbahar. Nisan ve Mayıs ayları çiçeklerin ve taze otların en bol olduğu, derelerin en güçlü aktığı dönem. Burası Türkiye'nin en zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerinden biri. Bu bolluğu ve mevsimin taze otlarını değerlendirenlerden biri de boz ayı. Kış uykusu sırasında vücut ağırlığının neredeyse %40'ını kaybettiği için bu dönemde iyi beslenerek güç kazanması çok önemli. Boz ayılar Türkiye'nin her bölgesinde görülebiliyor. Ama en yoğun olarak yaşadıkları yerler Batı ve Doğu Karadeniz bölgeleri. Türkiye'de yaşayan tek ayı türü olan boz ayılar, dünyadaki 8 ayı türünden biri. Türkiye'deki sayıları yaklaşık 3000 olarak tahmin ediliyor. Bu ayının işi zor. Onun önemli bir sorumluluğu var. Kış uykusu sırasında yemeyen, içmeyen ve dışkılamayan ayılar, yavrularını bu dönemde, kış aylarının en soğuk günlerinde dünyaya getiriyor. Yavruların yalnızca yarım kilo ağırlığında doğduğuna inanmak güç. 3 ay içinde 15 kiloya ulaşabiliyorlar. Yeni yavrulamış ayılar, kış uykusuna yattıkları ini erkek ayılara göre daha geç terk ediyor. Böylece yavrular, anneye ayak uydurabilecek kadar güçleniyor. Boz ayıların ve insanların aynı yaşam alanını paylaştığı bölgelerde karşılaşmalar kaçınılmaz. Yalnızca orman içleri değil, tarlalar, bahçeler ve yollar da olası karşılaşma yerleri. Aslında ayılar insanlardan, insanlar da ayılardan çekiniyor. Her iki tarafta birbirinin yoluna çıkmamaya özen gösteriyor. Olabilecek ani karşılaşmalarsa en tehlikelisi. Yaylaların sisi olsam da. Karışsam dumanlara.